Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, ondan sonra cuma Demokrat Parti'ye. Zaten sesleri solukları çıkmıyor. Muhatap kalmıyor zaten sırılsakıklar. Sırılsakığın, HDP'nin, PKK'nın muhatap aldığı Millet İttifakı'nın büyük abisi CHP ve onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaten. Tabii. Geri kalanlarını muhatap bile almıyor HDP. Ama güzel ders söyledim. Böyle yapmasın da bu olsun, şey, bunu kaldır. Murat gelmesin. Bu kadar ayıp bir şey ya. Yani insan ayar çekiyor. Hem de ne ayar. Ya bir bağır küfretti adama. Hem de ne ayar. Sen kimsin lan desene. Diyebilirler mi? Diyemiyorlar. İşte Erdoğan da onu söylüyor. Şimdi, patron aynı çünkü. Patron şimdi güzel. Tabii bunların bir tabir vardır ya. Hani dükkan içinde dükkan kurmak. Ya da işte bunun farklı versiyonları falan da var ama. Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten bütün o 4-5 tane parti genel başkanları dahil olmak üzere abi herkese nasıl kazık attı ya. Evet. Yani hangisi? Hepsine ya. Yani 20 milletvekili sana vereceğim dedi. Öbürüne bilmem neyi vereceğim. Sana şunu vereceğim. Bana vuracağım. Yani. Ya kardeşim abi, kendi ortaklarını kazıklayan adam iktidara gelirse bu millete ne yapmaz? Helal olsun Bay Bay Kemal'e. Ne güzel kazık attı hepsi. Ulan tanımıyor musun adamı? Lan görmüyor musun? Sen bu adamı tanımıyor musun ya? Vallahi hani kendi aralarında birbirlerini kazıklasınlar. Umurumda değil. Birbirlerini nasıl istiyorlar ya. Söyle kazıklasınlar. Umurumda değil. Ama yahu yola çıktığın adamları daha yol bitmeden kazıklamış bir pozisyondasın ya. 20 milletvekili toplamda 52 milletvekili dedin. Şimdi gelinen noktada 3 tane ya veririm ya vermem diyorsun. Ali Babacan bozulmuş. Davutoğlu bozulmuş. Oh çok iyi. Karamolla bozulmuş. Zaten... Oh. Bunun böyle olduğunu bildikleri için bunlar bir ittifak içerisinde ittifak yapmaya çalıştılar. İttifaklaşmaya engel olan Deva Partisi bu ittifakların ittifak içinde ittifaklaşmasına müsaade etmedi. Oh, güzel kurdum cümleyi. İyi yaptın. Düşünebiliyor musun? Dağıldılar şimdi. İki tane, üç tane milletvekili. Fermuar sistemi yok bilmem neyle falan filan. Fermuar. Bence o fermuar açık kalmış hocam. Onu kapatın. Ve abi. Biliyorsun. Ve... Ondan sonracıma Kemal Kılıçdaroğlu bir kere daha çiziyorum, tekrar ediyorum. Yola çıktığı, ittifak kurduğu adamları yol bitmeden satan. Tabii canım. Bir genel cumhurbaşkanı adayı. Biz satıcı ya. Ülkenin başına geldiğinde ülkeyi nasıl satar hesap edin. Satmaktan kastım şu. Ona bunu vereceğiz, buna bunu vereceğiz. Yola çıkarken herkese ne istiyorsa, neyi bekliyorsa... Olur olmaz her türlü sözü veren, her türlü vaatte bulunan bir adamdan bahsediyoruz. Ya, bu adamın iktidarı Allah korusun geldiğini düşünün. Aklıma şey geldi. Amerika'ya onu verdi, bilmem neye onu verdi. Şimdi Habertürk'e